Radyo'yla yeni gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyiciler. Evet, TV2'de yeni günde yine birlikteyiz. Yine sevgili Ümit Atabay yok. Evet, programından da anlaşıldığı gibi sevgili Ümit köşe bucak geziyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı. Şimdi Ankara'da ve ben bir gün ya da iki gün sizlere eşlik edeceğim ve sevgili Ümit'in yokluğunu aratmamaya çalışacağım. Tabii ki başarabilirsek. Evet, iki saatlik bir program dilimimiz var. İlk saatte ulusal gazetelerin manşetlerini ekranınıza taşıyoruz, ilk sayfalarını. İkinci dilimde ise yerel gazetelerin gündemine bakıyoruz ve bu arada da ordu ile ilgili haberleri de ekranlarınıza getiriyoruz. İsterseniz, dilerseniz ulusal gazete manşetlerine bir göz atalım. Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Betonlu Tepe diye bir sür manşet var. Göbekli Tepe Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Necmi Karul, doğrusu orada bu tür malzemelerin mümkün olduğunca kullanılması, daha fazla modern malzeme ile doldurulup olacağı coğrafyasından pek uzaklaştırmamalıyız demiş. Neye demiş? Dünyanın en eski tapınağı Göbekli Tepe'deki yaya yolu yapımında iş makineleri ve beton kullanmasına gösterdiği tepkiyle. Gaziler Everest'teymiş, 3 gazi 5700 metrede. Poz vermişler. Gazi Önder Gültekin, Ömer Duran ve Koray Gürbüz zorlu Everest'e tırmanıp bayrak açmışlar. Biri protez bacak kullanan, diğeri ağır yaralanmalara maruz kalan gaziler 1,5 yıl hazırlandılar. Everest'e Anıtkabir'den götürdükleri bayrağı da dalgalandırdılar. Evet, isteyince maalesef bütün engeller de ortadan kalkıyor, haberde olduğu gibi. 299.090 TL'ye satılacak diye amili takımın iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilenmiş. Hakan Ünsal ve Rüştü Reşber formalarını 299.090 TL'ye satılacak olmasına tepki göstermiş. Bununla ilgili kamuoyunda da orada da bir hayli tepkiler vardı. Dernekler tarafından gösterilen tepkiler vardı dünkü haberlerde. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlanan eski bakan Hasan Celal Güzel için de şöyle konuştu. Yalnız 28 Şubat'ta değil, 15 Temmuz'da da ortaya çıktı ve dik durdu dedi. Evet, bununla ilgili de bir yazısı vardı, rahmetli Hasan Celal Güzel'in ölmeden yıllar önce yazdığı bir yazı ve beni de çok etkilemişti. Onu ben bugünkü Yeni Dönem gazetemizin köşesine taşıdım. Onu biraz uzunca ama okumanızı tavsiye ediyorum. Türkiye'den böyle siyasetçiler de geçmiş dedirtecek bir haber. Eski cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Bülent Ecevit gibi Hasan Celal Güzel'in de hayatı gerçekten çok yani cümle bulamıyorum anlatmaya. Gerçekten çok değerli bir siyasetçimizdi. Allah nur içinde yatarsın, mekanı cennet olsun diyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu yazıyı muhakkak yani yeni dönemde de olmasa internetten muhakkak o yazıyı bulun, okuyun diyorum. Ve yazının manşeti de itiraf ediyorum. Ben bir enayiyim. Afrin'de kucaklaşma diye bir haber var. ABD Membiş'te anlaşma yok demiş ABD Dışişleri Sözcüsü. North Carolina'nın Türkiye ile ABD Membiş konusunda anlaştığı açıklanması için bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok demiş. Terör buyunduruğunda kurtulan Afrin'de halk yardım eli uzatan Mehmetçik'le kucaklaşıyor ve güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor diyor. Biliyorsunuz Mehmetçik Afrin'e 57 günde girdi ve 57. günün sonunda biliyorsunuz Çanakkale ve şehitlerimizin günüydü. Onlara bir mesaj gönderdiler. Bizler de tüm başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Ve
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağmacılar yakalanmış. Kentte hala tüm iş yerleri kapalıymış. Halkın günlük ihtiyaçları ise Kızılay ve AFAD tarafından karşılanıyormuş. Sokakları patlayıcı dolu olduğu Afrin'e geri dönüşlere ara verilmiş. Yağmacılık yapanlarsa kent çıkışında yakalanmışlar. Sokağa dönmek istiyorlar diye devam ediyor. Afrin'de halk çocukların teröristler tarafından örgüde katılmaya zorlandığını, bu nedenle 15 yaşın üzerindeki çocuklarını dışarı çıkarmadıklarını anlatıyor. Çocukların en büyük isteği yeniden sokaklara dönüp oyun oynamakmış. O hutbede Atatürk neden yok diye CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir serzenişi var. Diyanet sormuş. 18 Mart'ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama içinde Atatürk yok. O olmasa Çanakkale olmazdı. Atatürk'ün adını neden anmıyorsunuz diye sormuş. Evet. Baykal Türkiye'ye dönmüş. Bu arada ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fizik tedavi için, rehabilitasyon için Almanya'nın Münih kentine giden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal dün Türkiye'ye dönmüş. Kaddafi yüzünden gözaltı diye bir haber var. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 2007'deki seçim kampanyasında Kaddafi yönetiminden maddi destek kabul ettiği suçlamasıyla dün gözaltına alınmış. İddiaya göre alınan destek 5 milyon avro nakit paraydı demiş haber. Polis aracına tecavüz iddiası var. Polis memuru tutuklanmış. İstanbul Beylikdüzü'nde gece evinde bırakmak için devriye aracını aldığı PT adlı genç kadına tecavüz ettiği öne sürülen polis memuru S.E. tutuklanmış. Bu sırada araçta bulunan diğer polis R.E. ise tutuksuz yargılanacakmış. Maalesef üzücü bir haber teşkilat adına. Tabii ki maalesef bir sepette o kadar elmanın arasında bir tane çürük çıkabiliyor. Onu da öyle düşünelim. Jet tayin diye bir haber var. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun önceki günkü kura kararnamesiyle hakim olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu 19 Mart'ta Cumhurbaşkanlığında yapılan kura töreninde Elazığ'ı çekmişti. Hatinoğlu dün yayınlanan mazeret kararnamesiyle eş durumundan Ankara'ya Yargıtay tetkik hakimi olarak tayin edilmiş. Affedersiniz. Cihan Sultanları diye bir haber değinmiş. Evet, gazete manşetlerine devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Sabah gazetesi. Sür manşette nikotinin panzeri altı besin diye bir haber var. Sağlık uzmanlarına göre altı süper besin varmış. Nikotinin verdiği zararları azaltan. C vitamin deposu, brokoli ve portakal, cildi koruyan havuç suyu, folik asit içeren ıspanak, kivi ve su sayesinde nikotinin yol açtığı tahribat aza indiriliyormuş. Bunu da tiryakilere müjde olarak verebiliriz. Ancak tabii bunu bırakmak bence daha mantıklı. Çünkü gerçekten bırakılıyormuş. Ben uzun yıllar kullanıyordum ve bir çırpıda bıraktım. Yeni yıla nikotinsiz bir ortamla girdim. Size de tavsiye ederim. Aslanlar çıkınca çakallar kaçtı diye Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haberi var. Askerimiz ve ÖSO mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Çukurları onlara mezar oldu diye devam ediyor. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları, çukurları gördünüz. Onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler. Daha dün Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyor. Ne oldu bunların hayatı manevra diye. Okyay'dan çıktı artık diye de devam ediyor. Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız demiş Erdoğan. Her gittiği yerde de aynı sözleri tekrarlıyor. Okyay'dan çıktı artık. Türk milleti üzerindeki asırlık külleri silkelerek kadim medeniyetin inkişaf ateşini
yeniden alevlendirdi demiş. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması da vardı. Gerçi bu açıklamaları değil de başka bir açıklaması vardı. Sevgili Akut, birinci haber isterseniz girelim, bir sultanın, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Birinci haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O güne kadar bize durmak yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 seçimleri için asla rehavete kapılmadan çalışmaları gerektiğini belirterek Allah göstermesin, herhangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. 15 yıllık iktidar döneminin yorgunluğunu, yılgınlığını bizim için bahane olamaz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli seçimlerde ardından milletvekili seçiminde hedefimiz %50'nin üzerine çıkmaktır dedi. O güne kadar bize durmak yok. Gece gündüz çalışacağız. Ülkemizin 81 vilayetinde 81 milyon vatandaşımızın her birine ulaşacak, yaptıklarımızı anlatacak, yapacaklarımız için destek isteyeceğiz. Bizim gibi düşünmeyenleri ikna etmek, varsa yanlış bilgileri düzeltmek, eksik biliyorlarsa onları tamamlamak için tüm gücümüzü, tüm imkanlarımızı kullanacağız. Samimiyetin ve doğruluğun açamayacağı hiçbir kapı, yumuşatamayacağı hiçbir yürek yoktur. 15 yıllık iktidar döneminin yorgunluğu bizim için bahane olamaz. Mazeret olamaz. Yunus Emre'nin dediği gibi, biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası? AK Parti olarak sürekli kendimizi yenileme vasfımız olmasaydı, bunca zaman ayakta kalamaz, bunca saldırıya direnemez, bunca hizmeti milletimize kazandıramazdık. Onun için bizim açımızdan 2019'un şifresi yenilenmedir, tazelenmedir. Bu ülkede ana muhalefet partisi 15 yıldır aynı şeyleri söylediği için bir milim öteye geçememiştir. Biz ise sürekli kendimizi yenilediğimiz için hep ileriye doğru gitmişiz. Dünya değişirken, Türkiye değişirken, milletimizin imkanları ve ihtiyaçları değişirken biz yerimizde sayarsak CHP'nin durumuna düşeriz. Önce mahalli seçimlerde, ardından milletvekili seçimlerinde hedefimiz %50'nin üzerine çıkmaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten başka bir şansımız yok. 50+1. Biz milletimizle birlikte ve işte bu kadroya güvenerek yola çıktık. İnşallah bundan sonra da yine milletimizle birlikte, yine bu kadroyla beraber bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Evet, yeni günde gazete manşetlerine devam ediyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 seçimlerini çok ciddi buluyor ve bununla ilgili de sürekli il başkanlarının olsun, milletvekillerinin olsun telkinlerde bulunuyor ve gitmedik kapı, sıkmadık el bırakmayın diyor ve yeni bir sistemde uygulanacağı için bu yüzden çok önem veriyor 2019 seçimlerine. Evet, neyle devam ediyorduk? Sabah gazetesiyle devam ediyorduk. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haberi var. Akkuyu nükleer santralinin temelini Putin'le atacağız diye Erdoğan, Akkuyu nükleer santralinin inşaatına bu yıl başlıyoruz demiş. Temelini Putin'le atmayı planlıyoruz. Başbakan Yıldırım ise Akkuyu ve Sinop anlaşmalarından sonra 3. nükleer santrali için çalışmalarımız sürüyor demiş. Bakan Albayrak ise bu yıl 81 ilimize doğalgaz sağlamış olacağız. AB ülkeleri içinde en ucuz doğalgaz bizde demiş ve 9. sayfaya atılmış.
Afrin'in güvenliği Mehmetçi'ye emanet diye bir haberimiz var yine. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde tüm kontrolü ele aldı. Şimdiye kadar ÖSO aracılığıyla kontrolde tutulan şehirde sivillere ve sosyal yaşama yönelik tehditlere karşı Mehmetçik devreye girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in tüm giriş çıkışlarına konuşlandı. Kentin ana girişlerine tanklar da yerleştirildi. Afrin'de görevliler dışında kimsenin görmesine izin verilmedi. Bazı araçlarda bulunan Afrinlilere de ait mallara el konulmuş. Ve rahat uyuyun evlatlar, bayrağımız Afrin'de diye. Onlar evlatlarını şehit veren babalar, Afrin kurtuldu müjdesini alır almaz şehitliklere koşmuşlar. Afrin şehitleri Musa Özalkan, Orhan Sürmen ve Y. Emre Doğan'ın babalarının mesajı ortaktı. Bugün düğün günü oğlum, kanımız yerde kalmadı demiş şehit babası. CHP'li belediyeden şehit ailesine icra ayıbı diye bir haber var. Tekirdağ'da şehit Erkadir Dadaş'ın ailesine CHP'li Kapaklı Belediyesi'nce icra takibi başlatılmış. Şehit ailesinin evinde yapılan tadilatı imara aykırı kabul eden belediye Dadaş ailesine 2000 lira icra takibi göndermiş ve bir hafta içinde ödenmesini talep etmiş. Evet, ikinci çiftlik bank vurgunu 200 milyonla kayboldu diye bir haber var. Sanal çiftlik vurgunlarının çiftlik bankla sınırlı olmadığı ortaya çıkmış. Gümrük Bakanlığı'nın incelemeye aldığı ve çiftlik bankın kobyası olan Anadolu Farm isimli uygulamada piyasadan 200 milyon TL çarpmış. 44 bin üyesi olan sistemde ödemeler durmuş. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Manşette köşe yazarlarının kısaca yazıları var. Erdoğan F-16'lar için bombalayacak demiş. AKP'li Külünk darbe gecesini anlatmış. İstanbul Milletvekili Metin Külünk 15 Temmuz gecesini dedi ki bombalayacaklar adıyla kitap yaptı. Erdoğan o gece alçak uçuş yapan F-16'lar için kendini böyle uyardığını açıklamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye iki uyarı gelmiş. Bir medya bağımsızlığı uyarısı, iki yargı bağımsızlığı uyarısıymış. Birincisi medya bağımlılığı uyarısı. Hükümetleri eleştirmek ve ülke liderlerinin ulusal güvenliğe aykırı gördüğü bilgileri yayınlamak ceza davası açılmasını gerektirmez. Terör örgütüne üyelik ya da anayasal düzeni devirmeye çalışmak suçlaması yapılmaz demiş. İkinci yargı bağımlılığı uyarısı ise alt mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyması kabul edilemez. Özellikle istinat mahkemelerinin AYM kararlarına aykırı kararlar alması AYM'nin otoritesini sarsar, hukukun üstünlüğünü zedeler demiş. CHP'li Barış arkadaşım bir haberi var. Hakim atamalarını böyle eleştirmiş diye. Bunun adı AK Parti Mahkemesi'dir. Arkadaş AKP'nin çeşitli kademelerinde çalışmış 113 ismin sarayda törenle hakim ve savcı yapılmasına tepki göstermiş. Beştepe'de önceki gün hakim ve savcılar için kura töreni yapılmış. CHP'li Barış arkadaş bu törende gözden kaçanları açıklamış. Ataması yapılan 1236 isimden 113'ünün daha önce AKP'nin çeşitli kadrolarında görev yaptığını söylemiş. Arkadaş AKP'li avukatlar yazılı sınava geçebilsin diye önce 70 puan sınırı kaldırıldı. Referansı AKP olanlar referansı AKP olanlar diye devam ediyordu maalesef. Evet, orayı başka bir habere geçelim. Erdoğan ayakta alkışlayan yargı üyelerine sert çıkmış. Niye ayağa kalktınız diye saraydaki kura töreninde yeni atanan hakim ve savcılar Erdoğan ayakta alkışlamıştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu o yargı üyelerine şöyle seslendi. Sormak istiyorum. Bir partinin genel başkanı içeri girdi diye niye ayağa kalktınız? Cübbelerinize ilik açıp düğme diktirin. Önünüzü de iliklerseniz diye devam ediyor. Ve sayfa 5'e devam çekilmiş. Şeker için Vatan İttifakı diye bir haber var. Şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesi Konya Ilgın'da protesto edilmiş. CHP'li Veli Ağbaba eylemde işçilere birileri koltuk ittifakı, halksa şeker için Vatan İttifakı kurtu diye seslenmiş. Atatürk'e saygısızlık bitmiyor diye bir yine haber var. Çorum Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Atatürk'ün büstüyle tablosunu hurdalığa attılar demiş. Ben de yazıklar olsun diyorum. Baykal Ankara'ya getirildi diye bir haber var. Biraz önce de ekranlarımıza getirmiştik o gazete manşetini. CHP eski lideri Deniz Baykal'ın Almanya'daki tedavisi tamamlanmış ve Ankara GATA'ya kaldırılmış. Bu arada GATA'da gazeteci ağabeylerimiz de var. Onlara da buradan geçmiş olsun diyoruz. Sevgili Atilla Şimşek ağabeyimiz ve Tuncer Engin ağabeyimiz, çok çok geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz ve iyi haberlerinizi bekliyoruz. Benzine korkunç zam, evet dün de ekranlarınıza getirmiştik. 15 kuruş zam yapıldı ve tarihinde ilk defa bu rakamlara ulaştı benzin. Dolardaki artış araç sahiplerini vurdu. Benzinin litresi 6 liraya dayandı demiş. Zam yağmuru yine kapıdaymış. Benzine yapılan 15 kuruşluk zam gece yarısı yürürlüğe girdi. İstanbul'da litresi 5.81, Ankara'da 5.84 liraya yükseldi. Ankara'da 50 litrelik bir depo 292 liraya dolarken bunun 169 lirasının vergi olarak alındığı açıklandı diye bir haber var. Bununla ilgili bizim de bir haberimiz vardı. Onun hemen kaçıncı sırada olduğuna bir göz atalım isterseniz. 14. haber sevgili Aykut, isterseniz ona bir girelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15 kuruş zam bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası PÜİS'in internet sitesinde yer alan duyuruda 21 Mart 2018 çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir denildi. Beklenen zamın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama Ordu'da 5.71 liradan 5.86 liraya, İstanbul'da 5.66 liradan 5.81 liraya, Ankara'da 5.70 liradan 5.85 liraya, İzmir'de ise 5.65 liradan 5.80 liraya yükselmesi bekleniyor. Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Açıklamada motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmediği de kaydedildi. Evet, Afrin'de temizlik sürüyor diye Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Afrin PKK'lı teröristleri kaçarken tuzakladığı patlayıcıların imhası için giriş çıkış kapatıldı diye bir haberimiz var. Rahmi Turan'ın bir köşe yazısı, işte o kafa diye bir yazı var. Evet, Sözcü'yü de bitirdik. Sırhi Hürriyet'e bakmıştık. Sabah gazetesine bakmıştık. Milliyet'le devam edelim isterseniz. Milliyet'in sürmanşetinde 10 bin kişiye iş olacak diye bir haber var. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 15 dolar artı KDV olacak. Günlük 30 bin geçişlik devlet garantisi var. Şu anda 1000 kişinin çalıştığı projede tepe noktasında 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Köprünün ekonomiye 16 milyar dolarlık katkı yapacağı hesaplanıyor diye bir haber var. YSK başvurusunda son gün diye bir haber var. Yüksek okullara bağlı 4 yıllık programlar da dahil olmak üzere lisans programlarına girmeyi hedefleyenler ikinci basamak sınavı için de en baştan başvuruda bulunmak zorundaymış.
bu uyarıyı da yapalım. AFAD'ın sisteminde sorgu depremi var şimdilerde. Bakalım bu ne kadar başarılı olacak. Daha önce de biliyorsunuz kütük, soykütü uygulaması vardı. Maalesef 200 yıldan ileri gidememiştik ve tepkilere neden olmuştu. E-Devlet'teki soy ağacı uygulamasının ardından büyük ilgi gören yeni deprem haritası da AFAD'ın internet sitesinde erişime açıldı. Yoğun ilgi nedeniyle kısa süre sonra geçici olarak yayından kaldırılan harita vatandaşların oturduğu yerdeki deprem riskini öğrenmesine olanak sağlıyor diye bir Mithat Yurdakul'un haberi var. Menderes'te kimse artık kimsesiz değil. Menderes ilçesinde evde sağlık hizmetinden 4 yılda 3500 hasta faydalanmış belediye başkanı Bülent Soylu, bebeklerin gelişimlerinin izlendiğini, cenazelerde de vatandaşın yalnız bırakmadıklarını söylemiş. Evet, sosyal belediyecilikte bu olması gerek. Saygı duyacaksın diye bir haber var. Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Afrin'de kaygılıyız açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın demiş. Aldatmaya kalktınız. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor. Afrin'de kaygılıyız diyor. Kaygılarımızı ilettiğimizde neredeydiniz? Gelin terör örgütlerini temizleyelim dediğimizde neredeydiniz? Beraber yapalım dediğimizde inanmadınız. PYD'sini ve YPG'sini de Mehmetçiğimiz Öso nasıl halletti? Bizi aldatmaya kalktınız demiş. Çakallara kaçmak düşer diye devam ediyor Erdoğan. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Bize karşı hazırladıkları çukurları gördünüz, mezar oldu diye konuştu. Daha önce CHP'den gelen Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz sözlerinde hatırlatan Erdoğan, ne oldu şimdi size? Bunların hayatı manevra diye devam etmiş. Özgürlük savaşçısıydı diye Hasan Celal Güzel'in bir haberi var. Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman bu ülkede mazlum mağdur varsa Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. O tür özgürlükler meselesinde her zaman özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı demiş. Evet, bizim de hafızalarımızda rahmetli Hasan Celal Güzel'in insanlarla tokalaşması, onları birdenbire çekip öpmesi hep hafızalarımızda kalacak. Gerçekten değerli bir siyasetçiydi. Örnek alınması gereken bir siyasetçiydi. Türk siyasetinden gelip geçen isimler arasında unutulmayacak isimlerden birisi. Ve ben de onun bir kendi kaleme aldığı bir yazısı vardı. Onu ben bugün köşeme taşıdım Yeni Dönem Gazetesi'nde. Biraz uzunca ama muhakkak okumanız gereken bir yazı. Ben okuduğumda gerçekten beni etkiledi ve bu köşeye taşıdım. Ve örnek alınması gereken bir siyasetçi. Evet, elektriğin %10'u nükleerden diye bir haber var. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Enerji Bakanlığı töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, Akkuyu'da Rusya ile Karadeniz'de Japonlarla anlaşıldı. Şimdi 3. nükleer santral için çalışmalar sürüyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda elektrik üretimini çeşitlendirme açısından %10'unu nükleer kaynaktan sağlamaktır demiş. 3 milyar TL'lik de doğalgaz yatırımı yapılmış. Enerji Bakanı Berat Albayrak da törende 2017 ve 2018'de toplam 3 milyar TL'lik iletişim ve dağıtım yatırımlarıyla daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına sahip olacağız demiş. 2002'de Türkiye'de asgari ücrette 796 metreküp doğalgaz alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücrette yaklaşık 2100 metreküp doğalgaz alınabiliyor demiş. Mehmetçik moral oldu diye bir haberimiz var. Yine Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik arama yaptıkları bölgelerde halkın sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Hatta zılgıtlar atılıyor, biliyorsun haber bültenlerinde de sık sık yer alıyor. Kumanyalarının tamamını sivillere veren askerler çocuklarla da yakından ilgileniyor. Orduya teşekkür etmiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına destek verdi Kılıçdaroğlu.
Ordumuz vatan uğruna mücadele ediyor. Kahraman ordumuz Türkiye'nin bekası için en büyük güvencemizdir demiş. Tarihi mahalle korumalı yenileme diye bir haber var. Maliye Bakanı Ağbal'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ve Çevre Şehircilik Bakanı Örsas'taki projenin paydaşları arasındaymış. Türkiye'de ilk toplu konut projesi olan Ankara Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi yenileniyor. Aslına uygun şekilde hayat bulacak. Projedeki tüm yapılar ve tescilli anıt ağaçlar korunacak. 120 bin metrekarelik alanda 435 lojmanın yanı sıra 250 adet tescilli anıt ağaç bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan konu açılmışken bir haberimiz var, ikinci haberde. İsterseniz ona bir göz atalım, sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, büyük şehirlerimizin giderek daha büyük bir yük haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret sarf edeceğiz dedi. Şehirlerin büyük bir nüfus baskısı altında maalesef bunaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın her yerinde büyük şehirler özellikle etraflarındaki halkları kitleler halinde kendilerine çekiyor ve büyük şehirlerin sorunları giderek daha fazla karmaşık hale geliyor. Buna paralel olarak da maalesef şehirlerde ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. Büyük şehirlerin giderek daha büyük bir yük haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret sarf edeceklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, Ankara'nın kalbi olarak tabir ettiği Kızılay'da hayata geçirilen Saraçoğlu projesiyle ilgili düzenlenen toplantıda konuştu. Sadece işte trafik vesaire değil, çevre kirliliği değil, en önemli önümüzdeki tehlike ve risk büyük şehirlerimizin güzelliklerinin, doğal ve tarihi güzelliklerinin ranta kurban edilmesidir. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu alanda titizlikle üzerinde yoğunlaşacağımızı bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. İstanbul'un, Ankara'nın, bütün şehirlerimizin bu giderek daha büyük bir yük haline gelen şehir rantlarının baskısı altında ezilmemesi için gayret sarf edeceğiz. Evet, Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Deniz Baykal Türkiye'ye döndü diye bir haberimiz var. Onu biraz önce ekranınıza getirmiştik. Siyasi partiler yasası sil baştan diye bir haber var. Didem Özel'in ve Şebnem Hoşgül'ün ortak bir yasak parti darbe ürünü olarak nitelendirerek partileri tek tip hale getirdiğini savunduğu siyasi partiler kanunu sil baştan kaleme alıyor. Görevlendirilen komisyon çalışmasının felsefesini darbe döneminin siyasi partilere dayattığı yolu ortadan kaldırmak ve daha özgürlükçü bir yasa yapmak olarak belirledi diye devam ediyor. Sarkozy'ye gözaltı şoku. Fransa'nın en önemli siyasi figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'den mali destek aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bunu da biraz önce ekranınıza getirmiştik yine. Sarkozy'nin 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Kaddafi'nin gönderdiği paralarla yürüttüğü öne sürülmüştü. Bu arada kırmızı bültenden çıkartılmış çiftlik bank CEO'su Mehmet Aydın, Adalet Bakanı Gül, Uruguay'a kaçan çiftlik bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili çiftlik bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılarımız ve bakanlığımızca yakından takip edebilmektedir diye de devam ediyor. Evet, çiftlik bank vurgunu tüm Türkiye'de olduğu gibi maalesef orada da meydana gelmiş. Mağdurlarımız orada da çokça var. Bununla ilgili ilerleyen günlerde bültenlerimizde takip edebilirsiniz. Oğul Kaddafi başkan adayı diye Kaddafi'nin oğlu Filistlam'ın Libya'da bu yıl yapılması beklenen Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı açıklanmış. Devrim sırasında insanlık karşıtı suç işlediği gerekçesiyle Seyfülislam hakkında 2011'den bu yana UCM'de yakalama kararı bulunuyordu. Evet, Milliyet'e de göz attık. Şimdi Habertürk'e
bir göz atalım. Çarpmak için kimi seçecek diye bir haber var. Uber'in ABD'de test sürüşü yaptığı sürücüsüz otomobiller bir kadına çarpıp öldürdü. Şimdi kazada suçlunun kim olduğu tartışılıyor. Yapay zeka mı yoksa yazılımcı mı? Yapay zekanın bir insana çarpmasında otomobildekilere zarar verme pahasına manevra mı yapacağı yoksa yayaya mı çarpacağıysa cevap bekleyen bir diğer soru demiş. Uber'ci 5'e katlanmış. Taksi Uber gerginliği Uber'e yaradı. Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde 5 katlanıp 24.500 olmuş. Habertürk haber dosyasını açmış. Hakem dosyasını açmış pardon. MK'nın skandalları diye de devam etmiş. Yusuf Namoğlu MK'nın trajikomik skandalları artık yeter dedi tutuyor. Cüneyt Çakır'dan Bülent Yıldırım'a biraz hakemi kulüplerin kara listesinde yer alan MK'da rezillik bitmiyor. Namoğlu'nun tehdit ettiği Abdullah Yılmaz hakemliği bırakmış. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçın hakemleri son dakikada değişmiş. İkinci ve üçüncü ligde 45 maça hakem atamayı bile unuttular diye devam ediyor. Afrin'le ilgili yine bir haber var. Erkek şiddetine isyan ve itiraz ölmemiz mi gerekiyor diye de yine bir haber var. Adalet çığlığı İstanbul'dan, üniversitede TY'den geliyor. Geberteceksin mesajı atan fotoğrafla şantaj yapan ve kafasını kaldırma vurup burnunu kıran eski sevgili AOK savcının tutuklama talebine rağmen serbest kalmış. Genç kız isyan etmiş. Adalet istiyorum, illa ölmem mi gerekiyor demiş. Savcı karara itiraz etmiş. Son yıllarda kadına şiddet artmış. Kamuoyunda yasaların yetersizliği kaldığı, suç işleyenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığı izlenimiyle yargıya güven azalmış. Darp raporları kanıtlı. Adli kontrol yetmez ancak itiraz reddedildi diye devam etmiş Arzu Kaya'nın haberinde. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz ancak kısa bir reklam arası. Az tuzlu Murat Bey vurguyla yeni gün devam edecek. Sezgin Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Tefekkür Saati Perşembe günü saat 20'de. Ordu İl Müftü Yardımcısı Cemal Uzun bu hafta Tefekkür Saati'nin konuğu olacak. İçerisinde bulunduğumuz rahmet, bereket ve manevi feyize dolu 3 aylarda maddi ve manevi temizlik konusunun işleneceği program Perşembe akşamı saat 20'de. Sefa Genç ve Gizem Soylu'nun hazırlayıp sunduğu Sefa Genç Show'un bu haftaki konuğu sanatçı Mehmet Can. Sefa Genç Show, çarşamba günü saat 16'da TV 2 ekranlarında. Kongresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 24 Mart saat 15'te Durugöl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir. Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Bir ev inşa etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle
hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde Evler, Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452 beldeevler.com.tr. Ordu pidesi artık tüm Türkiye'de ve Avrupa'da. Aktaşlar Lezzet grubundan pidemiz. Deli Pide ve Aktaşlar markalı efsane Ordu pidelerini marketinizden isteyin. 5 dakikada hazır Ordu pideleri artık her acıktığında yanında. Aktaşlar Lezzet grubu. 444-5213 ara. Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. 444-5213 ara. Türkiye'nin Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin. Yanınızda. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Elden taksit, kefilsiz senetsiz 36 aya varan taksit, peşin alışverişlerde iskonto, tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Sarıgöller Arçelik Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone marka cep telefonlarında uygun fiyat ve elden taksit imkanı Sarıgöller Arçelik'te. Her haftaya ve her aya özel kampanyalarımızla ilgili 444-5990'dan ya da Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında bulunan mağazamızda çayınızı yudumlarken güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Dalda ödül adayı 12 film yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart.
Smart Her televizyona şart. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, ordunun hem saral hem gerçek tek marketi. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyoruz. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri. Peluş oyular, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten elleyerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Fatsa'da bir ilk. Otel konseptinde cam cephe giydirme. Üstelik Fatsa'nın en güzel yerinde yer alan projelerimizde jeneratör ve su depoları yer alırken her blokta çift asansör, yürüyüş ve oyun alanları, kamelyalar ve şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde. Anladık da yani diyorsunuz. Yılkov İnşaat'ın 21 yıllık tecrübesiyle 199 bin liradan başlayan fiyatlarla daire sahibi olacaksınız. Hemen evime taşınmak istiyorum derseniz Asil Evler. Ama yatırım olsun, ben 24 ay beklerim diyorsanız Acar Kule. Yok ben farklılıkları severim derseniz Acar Kule'de lüks dairelerimiz ya da Acar Kule standart dairelerimize sahip olabilirsiniz. Sizler için en iyisini tasarlıyoruz. Bir hayalle başladı bizim öykümüz. Güvenden ve kaliteden taviz vermemek en büyük hedefimiz oldu. 1500 metrekarelik imalathanemizde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz ve başarımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Teknoloji ve deneyimi birleştirmek en önemli ilkemizdir. Bu öykü bizim kaliteye attığımız imzadır. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaç Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452-888-1818. Hastalıkta ve
sağlıkta daima yanınızda olmak için 2010 yılında Sevgi Hastanesi olarak yaşamlara sevgi katmak için çıktık bu yola. Mutluluk için sağlık, sağlık için sevgi. Sağlık hizmeti ciddi bir iştir. Tecrübe ve özveri ister. Sevgi Hastanesi 5 Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Dahiliye, Ortopedi, Nöroloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Cildiye, Psikiyatri, Psikolog, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Diyetisyen, Laboratuvar ve MR Tomografi Görüntüleme ile yaşamlara sevgi katmaya ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Sevgi Hastanesi 7/24 acil hizmeti de vererek her an yanınızdayız. Ayrıca güzellik ünitemizde toplumun her kesiminden sağlıklı, doğal ve estetik bir görünüme sahip olacaksınız. Hayata sevgiyle bakın. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544 640 52 17 Fatsa. Ne yaparsın? Doğuş gurme çayının verdiği ilhamla Çaykovski çalıyorum. Çaykovski çalıyorsun. He? Sayıyı anladım da. Kovski ne adı? Tat beganlarsın. Ha onu ver bakayım. Güzel çay Doğuş Çay'dan, en güzel çaydan bile güzel çay. Doğuş Gurme Çay. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. TV 52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. DSmart'ın ardından TV 52 şimdi de TürkSat paketinde DigiTürk 222. kanalda. Evet, TV52'de yeni dönemin ikinci bölümünde yerel gazete manşetleriyle birlikteliğimize devam edeceğiz. Bu arada yerel haberleri de ekranınıza getireceğiz. İlk etapta Afiş gazetesiyle başlayacağız. Yalnız Afiş gazetesiyle başlamadan önce Afiş gazetesinin yönetim kurulu başkanı Sayın İsmet Duman'a ve Olay gazetesi sahibi Zeki Mesut Özel'e buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim TV 52'nin yaşadığı olumsuzlukta dik duran gazeteler arasındaydı ve bizi haberleriyle manşetlerini taşıyan gazeteler arasındaydı. Sevgili Afiş ve Olay gazetesi, buradan bir kez daha kendilerine teşekkür etmek istiyorum. İsmet Duman ve Zeki Mesut Özel Beylere. Evet, Afiş gazetesi demiştik. Ordu Göletti inşaatında sona doğru diye bir haber var. Ordu Üniversitesi'nin kampüs alanında öğrenci sayısının her geçen gün artması sebebiyle içme suyunun ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet
tamamlanma aşamasına gelmiş. Ordu ivme kazandı diye bir haber var. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal'ın. Geçmiş yıllarda Trabzon'la Samsun arasında sıkışmış, ekonomik ve sosyal yönden durgun bir süreç yaşayan kent olarak bilinen Ordu'nun son yıllarda bölgenin en hızlı kalkınan şehri olduğunu söylemiş. Ödüllü Mehmetçi'ye başladı diye bir yine haber var. Ordu'da okulunda düzenlenen satranç turnuvasında birinci olan öğrenci kazandığı altın hediyesini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak diye bu minik yüreğin büyük hareketi gerçekten duygulandırdı. Ünye hazırlık başladı diye yine bir haber var. 24 Mart Cumartesi günü AK Parti Ordu 6. olan kongresine teşrif edecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'la AK Parti Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilçe teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi diye bir haber var. Dev operasyonun davası başladı diye yine sürmanşetten bir haber var. Geçen yıl Şubat ayında Ünye merkezli yapılan dev uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve tutuklanan 34 sanık için mahkeme süreci bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde otobüslerle Ünye Adliyesi'ne getirilen sanıklar mahkemeye çıkarıldı. Manşette ise 9 yılda sadece 20 lira arttı diye bir haber var. Zeka Hisarı'nın Fındık'ta uygulanan destek 2009'da 150 lirayla başlanmış. Geçen 9 yıla ve artan girdiyle ülke enflasyonuna rağmen bugünkü miktar dünün başına 170 liradır. Bu durumu üreticiye destek diye sunmak, üreticiyle alay etmekten başka bir şey değildir demiş Zeka Hisarı. Tümköy Sen Ordu Şube Başkanı Zeka Hisarı her yıl olduğu gibi bu ürün sezonunda da fındık ürünüyle ilgili asıl çözüme yönelik yapılması gerekenler yerine alan bazı gelir desteği alınıp kullanıp sanki iktidarın bir kıyaymış gibi sunulmaya çalışılıyor demiş. Bu doğru değildir. Tarımsal üretim yapmak, üreticilere yapılan bu destekler anayasada güvence altına alınmıştır demiş Emrah Karakuş'un haberiydi. Sisli manzara görenleri büyülüyor diye bir haber var. Yalıköy civarında etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturmuş. Bu da Emrah Karakuş'un haberiymiş. Ordu göz kamaştırıyor diye bir haber var. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan kavşaklarda dekoratif aydınlatma çalışması başlatılmış. Daha önceden bu tür çalışmaları yalnızca televizyonlarda gördüklerini söyleyen vatandaşlar duydukları memnuniyeti harikalar diyarı Ordu benzetmesiyle ifade etmişler. Modern ve kalıcı çözümler üretiliyor diye Altınordu Belediyesi'nin bir haberi var. Altınordu Belediyesi, Altınordu'nun önemli turizm alanlarından olan Çavuşlar Şelalesi'ni bünyesine barındıran Çavuşlar Mahallesi'nin yol ağını tüm ilçe genelinde olduğu gibi sanat yapıları ve korunaklı hale getiriyor bizim mahallemiz, bizim köyümüz Çavuşlar. Bu arada bunu da antiparatinize belirtmek istiyorum. Adnan Şensoy'la köy hakkında bilgiler almış Sayın Başkanımız Engin Tekintaş. Ve orada güzel çalışmalar var şelalenin olduğu bölgede. İnsanların gelip konaklayabileceği, daha doğrusu oturup bir şeyler yiyebileceği, içebileceği güzel mekanlar oluşturulacak. Buradan belediye başkanımıza bir kez daha mahalle halkı, köy halkı olarak teşekkür ediyorum. Ecel yolda yakalandı diye bir haber var. Fas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti diye bir haber var. Evet, bununla ilgili de bir haberimiz vardı. 9. haberde giriş yapmıştık dün sevgili Aykut. İstersen onu bir izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Alınan bilgiye göre Erhan Ö yönetimindeki 52DB117 plakalı otomobil Faslı ilçesinin Dolunay Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Durdu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan 81 yaşındaki Kadir Durdu, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Faslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durdu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evet, modern ve kalıcı çözümler üretiliyor diye Altınordu'nun bir haberini de okumuştum sizlere. Onunla ilgili de bir haber var. İsterseniz onu ekranlarınıza getirelim. 15. haber. Çavuşlar Şelalesi bölgesinde yapılan çalışmaları
incelemek üzere belediye başkanı o bölgeye gitmişti. Şimdi isterseniz 15. haberi bir izleyelim. Sonra yine devam ederiz. Ya da geldim yanına gittim zamanlarında. İyisin değil mi? İdare ediyor. Maşallah iyi şimdi iyi. Hocam coş ya. Altınordu Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarına devam ediyor. İlgileninde sıcak asfalt ve beton yolda önemli mesafeler kat eden Altınordu Belediyesi yapılan bu çalışmaların daha uzun vadeli olması için yolları ise taş duvarlarla korunaklı hale getiriyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi'ne bağlı ekipler Altınordu'nun turizm alanlarından olan ve içerisinde Çavuşlar Şelalesi'nde barındıran Çavuşlar Mahallesi'nde beton yol çalışması öncesi sanat yapıları işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Çavuşlar Mahallesi'nde yapımı devam eden sanat yapıları çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden ve mahalle muhtarı Adnan Şensoy'dan bilgi alırken işçilerle de sohbet etti. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tekintaş, şehir merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Çavuşlardayız. Çavuşlar mahallemizin de en zor yollarından bir tanesi. Yaklaşık 110 metrelik bir istinat duvarını burada hem yolu korumak adına hem yol üstündeki arazileri korumak adına hem de özellikle de beton yol yapılmadan önce sağlıklı bir altyapı oluşturmak adına sürdürüyoruz. Sadece burası değil, tabii pek çok alanda şu anda çalışmaya devam ediyor ama her zaman söylediğimiz gibi bu sene yaklaşık olarak 20 milyon liraya yakın sadece bu tip menfez, köprü, koroge borular, istinat duvarları, yağmur suyu kanalları özellikle de tahkimler olmak üzere geniş bir yatırım yapıyoruz. Tabii şehir merkezinde yaptığımız çalışmaların dışında özellikle dış mahallelerimizde çok yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Beton yollar, görüldüğü gibi istinat duvarları ve çevre düzeni ile ilgili tüm yatırımları inşallah bu sene daha hızlı bir şekilde tamamlayıp Kasım ayına kadar hepsini bitirip halkın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Yeni günde yerel gazete başlıklarında afişle devam ediyoruz. Yürüyüş merdiveni ulusal medyada diye Yasemin Toksoy'un bir haberi var. Boztepe yapılacak olan 12.500 basamaklı yürüyüş merdiveni ulusal medyada ses getirdi diye bir haber var. Biliyorsunuz bu proje turizmci Enis Ayar'ın yıllardan beri hayata geçirmeye çalıştığı bir projeydi. Ve o projeyi de Büyükşehir'in desteğiyle hayata geçirmeye, daha doğrusu projesinin yapılmasına fırsat oldu. Ve nasıl olacak bu projenin detayları, isterseniz ondan biraz bahsedeyim. Geçtiğimiz günlerde sevgili Enis Ayar'la bir görüşmem olmuştu. Onda da dere boyunca, yani sağlı sollu merdivenler yapılacağını söylemişti. Arazilere dokunulmadan, vatandaşların arazilerine dokunmadan sağdan, derenin sağından ve solundan merdivenler yapılarak Boztepe'ye çıkılacağını söyledi. Kısaca bir küçük bir dere yolu projesi olacak gibi bu proje. Evet, fındık temalı fotoğraf birinci oldu diye bir haber var. Türkiye'de gelecek kuşakların fındıkla ilgilenmesini sağlamak amacıyla yapılan sosyal çalışmalar kapsamında bir firma tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında fındık temalı fotoğraf birinci olmuş. Fındıkla ilgili bir haberimiz vardı Edip Sevinç'in. İsterseniz ihracatla ilgili. 6 aylık dönemde 171.690 ton fındık ihracatı gerçekleştirilmiş. 2017-2018 sezonunda. 12. haberden girmiştik sevgili Aykut. İsterseniz ona bir göz atalım. Sonra devam ederiz. Dikkatli edersiniz ki fındık Türkiye'nin temel ihraç ürünlerinden ve %100 katkısız yerli mal olması hasebiyle de en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatında 2017-2018 sezonunun başında belirledikleri 275 bin ton hedefine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek 300 bin içinde umudumuzu koruyoruz dedi. Sevinç yaptığı açıklamada 2017-2018 ihracat sezonunun 6 aylık döneminde 171.690 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve karşılığında 1 milyar 90 milyon 646 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi. Sektörde
üreticiden tüccara, sanayiciye, ihracatçıya kadar çok geniş bir kesim iştigal etmektedir. Ve bu geniş kesimler muhakkak ki ticari aktivitelerini devam ettirebilmek için bu yılki ürünün arzının ne olacağını merak ederim. İhracat sezonunun ilk 6 ayı içinde hedeflenen rakamların tutturulduğunu belirten Sevinç, kalan 6 aylık dönemden de umutlu olduklarını dile getirdi. Sevinç, 2017-2018 sezonu için ihracat hedefinin 275 bin ton olduğuna dikkat çekerek, "Sezon başında belirlediğimiz ihracat hedefine ulaşmamız için elimizden geleni yapacağız. 300 bin ton için de umudumuzu koruyoruz. Hedeflenen ihracatın artması sürpriz olmaz," dedi. Türkiye'de 1 milyon ton da fındık olsa, dünya bunu tüketecek durumdadır. Türk ihracatçısı da bunu satacak durumdadır. Şimdi sıkıntımız satacak fındık bulmakta. TMO'nun fındıkta izlediği satış politikası ve ortaya koyduğu rakamların az da olsa süreci olumsuz etkilediğini iddia eden Sevinç, "Bunun yanında döviz kurunun yüksek seyretmesi bizi endişelendiriyor. Ancak her şeye rağmen hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Bizim hedefimiz Türk fındığının tamamını ihraç edip mümkün olan en fazla dövizi ülkeye getirebilmektir," diye konuştu. Sevinç, bu sezonda Türk fındığına Avrupa Birliği ülkelerinin rağbet ettiğini belirterek, bu ülkelerin fındığın önemli bölümünü aldığını, geleneksel ülkeler dışında alternatif pazarlara açılmak için de çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Burada önemli olan zaten miktarı arttırmaktır, tüketimi arttırmaktır. Eğer dünya tüketimini arttırabilirse, korkmayın, ondan sonra fiyatlar hiçbir zaman düşük olmaz. Evet, Yeni Günde Afiş Gazetesi'nden sonra Ordu Olay Gazetesi ile gazete manşetlerine devam ediyoruz. Olay Gazetesi manşetini, sür manşetini Mehmet Akif'e ayırmış. Bugün Dünya Şairler Günü, sayfamızı o yüzden milli şair Mehmet Akif Ersoy'a ayırdık diye de başlamış. Atatürk'ü hala anlamayanlar diye manşet atılmış. Mısır'da 11 yıl kaldım fakat 11 saat daha kalsaydım artık çıldırırdım. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de, Müslümanlık da Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de eğer varsa. Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemal'e versin diye Mehmet Akif Ersoy'un bir sözünü manşetlere taşımış. Evet, Ordu Olay Gazetesi de böyleydi. Şimdi Yeni Dönem Gazetesi ile devam edeceğiz. Bizim gazetemiz biliyorsunuz TV2 bünyesinde olan bir gazete. Sürmanşette Nevruz kardeşliğin temsildir diye Sayın Valimiz Seddai Yavuz'un bir haberi var. Bahar'ın başlangıcı olarak bilinen Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlamış Sayın Valimiz. Yapılan yazılı açıklamada ülkemizin sahip olduğu köklü kültürü ve geleneklerin yanında böylesi güzel günlerin ilham ettiği birlik, beraberlik ve kardeşlik sembolü dünyanın en eski barış ve dostluk bayramlarından biri olan Bahar'ın müjdesi Nevruz'u hep birlikte kutluyoruz diye devam etmiş. Uzun vadeli ve kalıcı çözümlerde yeni sürmanşetten bir haber var. Biraz önce ekranlarınıza getirmiştik, Çavuşlar Mahallesi'nden. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar vardı. Bilhassa Çavuşlar Mahallesi'nde yeni turizme kazandırılan Çavuşlar Şelalesi'nin etrafını yapılan yatırımlar ekrana getirilmişti. Baba mirası lüks taksi diye bir haber var. Altınordu ilçesinde taksicilik yapan Volkan Öztürk, vefat eden babasından hatıra kalan lüks taksiye binmek için müşterilerin adeta sıra beklediğini söylemiş. Bu lüks taksinin sahibi de biliyorsunuz sevgili Ordu'nda çok sevdiği, saydığı bir kişiliğe sahip sevgili Korsan Hakkı'ydı. Onu da burada rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Sık sık gündeme getirdik sevgili Korsan Hakkı abimizi. Yaptığı eylemlerle, röportajlarla Allah'ın nur içinde yatırsın diyoruz. Evet, Kavadüzü'de Müftülük Binası ve Merkez Camisi'nin bir haberi var. Kavadüzü ilçesinde yeni Müftülük Hizmet Binası ve Merkez Camisi yapılacakmış. Kaymakamlığın bununla ilgili bir açıklaması var. Gölet inşaatında sona gelinmiş Ordu Üniversitesi'nin kampüs alanında öğrenci sayısının her geçen gün artması sebebiyle içme suyunun ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaat çalışmaları devam ediyormuş. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal'ın bir açıklaması vardı. Biraz önce de ekranınıza getirmiştik. En hızlı kalkınan şehir Ordu diye.
Ufuk Ünal geçmiş yıllarda Trabzon'la Samsun arasında sıkışmış ekonomik ve sosyal yönden durgun bir süreç yaşayan kent olarak bilinen Ordu'nun son yıllarda bölgenin en hızlı kalkınan şehri olduğunu söylemiş. Ordu son yıllarda kalkınmadan büyük bir ölçüde pay aldığını, büyükşehir olunmasıyla da bu kalkınmanın hızlandığını belirten Meclis Başkanı Ufuk Ünal, bu kalkınma sürecinin şehrin ekonomik ve sosyal dengesini de değiştirdiğini belirtmiş. Özellikle Ordu Giresun Havalimanı'nın bu sosyal kalkınma ve gelişmenin itici gücü olduğunu da vurgulamış. Ünal turizmde bundan payını aldığını kaydetmiş. Dev operasyonun davası başladı diye bir haber var. Geçen yıl Şubat ayında Ünye merkezi yapılan dev uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve tutuklanan 34 sanık için mahkeme süreci dün başlamıştı. Sabahın erken saatlerinde otobüslerle Ünye adliyesine getirilen sanıklar mahkemeye çıkarılmıştı. Bunu da biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Sanıkların duruşmalarının 3 gün süreceği öğrenilirken duruşma öncesi jandarma ve polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış. 17 Şubat 2017 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında Ünye, Fas'ta Altınordu ilçeleri ve Samsun Merkez ve Terme ilçeleriyle İstanbul Esenyurt ilçesinde de eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu belirlenen adreslerde ikisi kadın 34 kişi yakalanarak gözaltına alınmış. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada satışta hazır hale getirilmiş 2 kilo bonzai ve yaklaşık 3000 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca ve silahlara ait 190 adet fişek ve mermi ele geçirilmişti bu operasyonda. Ünye huzur evine kavuşuyor diye bir haber var Ünye Belediyesi'nin. Ünye Belediyesi'nin huzur evi çalışmalarından sona gelindi. Huzur evi yapılacak arsaların Gölev Mahallesi'nde bağışlanan arsanın tapu devri teslimi ve sözleşmesi gerçekleştirilmiş. Ünye ilçe sınır içerisinde yer alan doğalgaz dönüşüm santralinde de çekilen görüntüler çevre derneklerini ayağa kaldırmış. Yer alan görüntülerde binlerce balık ve midyenin ölmesi üzerine harekete geçen Ünye Çevre ve İnsan Hakları Derneği konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yani CİMER'e taşımış. CİMER konuyla ilgili Samsun Valiliğine talimat vermiş. Bunda 5. haberden girmişiz. Biz isterseniz ona bir göz atalım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ordu'nun Ünye ilçesi Samsun sınırında yer alan doğalgaz dönüşüm santralinde çekilen görüntüler çevre derneklerini ayağa kaldırdı. Binlerce balık ve midyenin ölmesi üzerine harekete geçen Ünye Çevre ve İnsan Hakları Derneği konuyu hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne taşıdı. Şikayet sonrası hemen harekete geçen CİMER, yaşanan balık ve midye ölümleriyle ilgili gerekli araştırılmanın yapılması adına Samsun Valiliğine talimat verdi. Yaşanan olay sebebiyle binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarında sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak Ünye Çevre ve İnsan Hakları Dernek Başkanı İrfan Tosun açıklamalarda bulundu. Bundan kısa bir süre önce Ünye Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanlığımıza bir video görüntüsü geldi. Bu video görüntüsü Samsun Terme ilçesinde bulunan, Ünye sınırında bulunan doğalgaz dönüşüm santralinden gelen bir görüntüydü. Gerçekten çok kötü bir görüntüydü. Siz de izlediğiniz zaman benimle aynı kanatta olacağınız kanaatindeyim. Neydi bu görüntüde? Denizden su çekiyorlar. Bu çekim esnasında ise binlerce, belki on binlerce yavru balıkların ölü görüntülerini siz de göreceksiniz. Tonlarca midyeyi göreceksiniz ölmüş halde. Başkan Tosun, yaşanan olayla ilgili olarak doğalgaz dönüşüm firması yetkilileriyle görüştüğünü ancak yeterli bir açıklama alamadıklarını söyledi. Bu konuyla ilgili olarak ben doğalgaz dönüşüm santraline gittim. Konuyu sorduğumda gerçekten yeterli hiçbir cevap alamadım. Mantıklı bir cevap alamadım. Çok üzüldüm. Ve gerçekten biz gelecek neslin emanetçisiyiz ve gelecek neslin de balık yemesi lazım bu çocuklarımızın. O yavru balıkları görünce içim sızladı. Konuyu hemen CİMER'e bildirdim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere CİMER'deki bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. Konuya hemen vakıf oldular ve dediler ki, bize yazı geldi bize. Konuyu Samsun Valiliğine ile bildirdiklerini, konuyla ilgili araştırma yapılacağı ifade edildi. Biz de bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz konunun takipçisi olacağız. Tosun, gerekli başvuruların yapıldığını belirterek eğer bir sonuç alınmazsa firma önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. Bu denizler gelecek neslimize bir emanetidir. Denizimizi hiç kimsenin ama hiç kimsenin katletmek gibi bir lüksü yoktur. Bu denizler kimsenin babasının malı değil. Ne benim şahsi malım, ne doğalgaz dönüşüm santralinin. O yüzden denizimize sahip çıkmak zorundayız. Şu anda olağanüstü hal olduğu için herhangi bir miting, eylem yapamıyoruz. Ancak gerekli izni alınırsa ve bu kötü gidişat durdurulmazsa
Tek başıma da olsa doğalgaz dönüşüm santralinin önünde eylem yapma kararı aldım. Onun için ben inanıyorum ki Ünye halkının, Samsun halkının, Ordu halkının, Türkiye'deki birçok insanın doğayı seven, gelecek nesile emanet olarak tuttuğumuz bu topraklarımıza, bu denizimize sahip çıkan bu insanların bu konuya hassasiyet gösterip sahip çıkacağı kanaatindeyim. Evet, yeni günde Yeni Dönem gazetesiyle manşetlere devam ediyoruz. Son bir haberimiz var. Tuzak hazırlansa ancak bu kadar olur diye fıkra gibi tam bizlik, yani Karadeniz'e özgü bir çalışma var. Son dönemde caddelerde, sokak ve sahil bandında çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları yapılan Altınordu ilçesinde öyle hatalarla karşılaşmak mümkün ki yaşamı bir hayli zorlaştırıyor. Özellikle de engelli kardeşlerimizi. Evet, sosyal medyada paylaşılan bir kare günün konusu oldu. Sağ alt başta görüyorsunuz. Bu kare Ordu Kültür Sanat Merkezi'nin yanında kaldırım üzerindeki direkte bulunuyor. Engelli vatandaşların yürümesi burada maalesef imkansız. Bunu da gazetemizde haber olarak taşıdık. Benim bir yazım var. Daha doğrusu rahmetli Hasan Celal Güzel'in itiraf ediyorum. Ben bir enayiyim diye yıllar önce yazdığı bir yazısı var. Onu ben köşeme taşıdım. Gerçekten okunulacak ve takip edilecek bir yazı. Ben okuduğumda etkilendim ve bunu köşeme taşımaya karar verdim ve taşıdım. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Türk siyasetinde kimler varmış, kimler gelmiş, kimler geçmiş anlamak anlamında gerçekten ibretlik bir yazı diye düşünüyorum. Hasan Celal Güzel'in yıllar önce kaleme aldığı, kendi kalemiyle yazdığı bir yazısı. Tavsiye ediyorum, biraz uzunca ama gerçekten güzel bir yazı. Evet, gazete manşetlerimizde yeni dönemi de geriye bıraktık. Tribünle devam edelim. Sosyal market ve çamaşırhane yoksullara umut oluyor diye özel bir haber var. Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan sosyal market ve çamaşırhane yoksul ailelere umut olmaya devam ediyor. Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca vatandaşların ihtiyaç fazlası giyim, gıda, temizlik malzemesi, ev eşyalarını bağış yöntemiyle alarak ihtiyaç sahibi vatandaşların karalanması amacıyla 2012 yılında 19 Eylül Stadyumu altında açılan sosyal market ve çamaşırhane ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor diye bir haber var. Bu haberi de geçtiğimiz günlerde sevgili Tülay ünlü arkadaşımız ekranınıza getirmişti. Bu arada sevgili Tülay arkadaşımız da dün aramızdan ayrıldı. Yüksek lisans yapacak kendisi. Kendisine başarılar diliyoruz. Ve bundan sonraki hayatında da bizi unutmamasını diliyoruz. Evet, Büyükşehir nimetlerinden daha fazla hissedeceğiz diye Fasa Belediyesi'nin bir haberi var. Hüseyin Anlayan, 2014-2018 yılları arasında Fasa Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin hükümetin de desteğiyle yapılan çalışmaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileriyle istişarede bulundu diye bir haber var. Bu arada AK Partili Şamil Tayyar, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında FETÖ ile mücadele konusunda çarpıcı eleştiriler yapmıştı geçtiğimiz akşam. Tayyar memleketi Gaziantep dahil birçok ilde FETÖ borsası kurulduğunu açıklamıştı. Tayyar konu hakkında hakimler ve savcılar kuruluna suç duyurusu yaptığını söylemişti o bir programda. Ve Ordu milletvekili, eski milletvekili Cemal Enginyurt da vardı bu programda. İsterseniz ona bir göz atalım. Üçüncü haber sevgili Aykut. Bir algı operasyonu yürütenler de var. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar canlı yayında FETÖ ile mücadele konusunda yine gündem oluşturacak açıklamalar yaptı. Soruyorum. Ayrıca Gaziantep'te bakın çok ciddi bir FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Milyon dolarlar. Ya ben bunu söylüyorum kardeşim. Allah Allah. Evet.
ve itirafçı adı altında, tırnak içinde iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. E şimdi bunları gördüğün zaman da konuşuyoruz. E diyeceksin ki ya benim şuradaki her konuşmam, ya ben milletvekiliyim. Her konuşmam suç duyurusudur. Ayrıca bizi izleyen vatandaşlar da şunu bilsinler. Ben ayrıca bununla ilgili olarak da daha bugün bir tane suç duyurusunda bulundum. Örgütün ihanet kısmının kaçmasına göz yumulduğunu söyleyen Tayyar, memleketi Gaziantep dahil birçok vilayette FETÖ borsası kurulduğunu söyledi. Birçok ismi de adli makamlara bildirdiğini söyleyen Tayyar, milletvekiliyim, her konuşmam suç duyurusudur diye konuştu. Peki HSYK ne yapmış kardeşim? Ne yapmış? Bunlarla ilgili siz ne yaptınız? Bu başhekimle ilgili takipsiz karar veren savcıyla ilgili bir işlem yaptınız mı? Yapmadınız. E benim suç duyurum var. Görmemeniz buna mümkün mü? Bu da mümkün değil. Demek bir yerde problem var. O zaman şu var, evet. Dedi ya, Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Doğru. Kuşatma altında. Ama ayrıca grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız da bir uyarıda bulundu. Benim ismimi kullananlar vesaire var diye. Bu doğru. Ama şu da bir gerçek. Sonuçta böyle bir atmosfer var ise bunun bir sebebi de biziz. Benim bir ilçe başkanım var. Benim diyor kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi diyor mesela. Bakın nereye yansıyor? Şimdi ilçe başkanım böyle konuşuyor, il başkanım böyle konuşuyor, bir yerdeki il müdürüm böyle konuşuyor, falanca yerdeki şube müdürüm böyle konuşuyor. Niye? Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Biz yokuz. Milletvekillerinin bilgisi olmadan il müdürü atarsan sen o ile, haberler olmazsa o il müdürü milletvekillerini ciddiye alır mı? Almaz. Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum diyen Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında ifadelerini kullandı. Şöyle bak. O zaman ne oluyor? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bilgisi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi de bence o yüzden oldu. Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan Cumhurbaşkanı adına iş bitirmeye kalkanlar oluyor. O olur ama şimdi karar vericiler milletvekillerini devre dışı bıraktığında, siyaset aklını devre dışı bıraktığında bu sonuçlar da doğal. O zaman en yukarının da milletvekillerinin devre dışı bırakan aklını alması lazım. Evet. Almazsa eğer o zaman biri de çıkar orduda, Samsun'da, İstanbul'da kalkar bu lafları eder. Şimdi Cumhurbaşkanımızın etrafında bir kuşatma var mı? Var. Bu doğru. Ya ben milletvekili olarak söylediğim şeyleri iletemiyorum. Bakın bir şey söyleyeyim. Ben çok özel bir kayıt götürdüm Sayın Cumhurbaşkanımıza. İzledi. Çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa ben o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Evet, Şamil Tayyar'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Tayyar memleketi Gaziantep'i örnek verdi. Ama aslında birçok ilde AK Parti teşkilatlarında yerel ve genel merkez karmaşası yaşanıyor gibi. Öyle ki Ordu'nda da Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongrelerinde bu durum patlak vermişti ve biz de ekranlarınıza getirmiştik. Ve bu yüzden de bir hayli tepki almıştık siyasilerden. Perşembe Korgan ve Çamaş'ta yerel yönetimlerin bildiğini okuduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a genel merkez böyle uygun gördü denilerek baskı kurulduğu iddiaları vardı. Yine Ordu'da bazı partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçeklerden uzak bilgilerin iletildiğini ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşabilecek kanalların kapatıldığını söylemişti. Yani Tayyar'ın açıklamaları daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Öte yandan Fethullahçı terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Zonguldak merkezli aralarında ordunun da bulunduğu 11 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliye çıkartılan 24 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı. Onda 4. haber olarak girmiştik sevgili Aykut. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 12'si muvazzaf, onu ihraç edilen ve ikisi açığa alınan askeri personel olmak üzere 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen KYK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra Assubay Teğmen ve Üst Teğmen de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenilen 13 şüpheli sorgularının ardından savcılıkça salıverilirken nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 6 Mart'ta Zonguldak, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında teğmen, üst teğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu. Evet, en son 1996 yılında hazırlanan Türkiye'nin deprem tehlike haritası güncellenerek önceki gün dijital ortama taşındı. Biraz önce de ekranınıza getirmiştik bir gazete manşetinde. Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Peki yeni haritada dikkat çeken unsurlar neler? Ordu deprem hattının içerisinde yer alıyor mu? Bu soruların cevabını biz de haber merkezi olarak sevgili Efe Şevçioğlu, Ordu İl Afet ve Acil Müdürü Sayın Osman Işık'a sordu. Şimdi o haberimizi izleyelim 6. haber olarak. Türkiye'de en son 1996 yılında hazırlanan deprem tehlikesi haritası güncellendi ve önceki gün resmi gazetede yayımlandı. Yeni haritaya göre 52 il merkezinin deprem tehlike değeri de değişti. AFAD'ın koordinasyonluğunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkan tanıyan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulaması oluşturuldu. Peki yeni güncellenen deprem tehlike haritasında dikkat çeken unsurlar neler? Ordu deprem tehlike haritasının içerisinde yer alıyor mu? İşte bu soruların cevabını Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık TV52 habere verdi. Türkiye deprem tehlike haritamız 18 Mart itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Tekrar yeni bir haritamız yürürlüğe girdi. Daha önceki haritamızda yine Ordu ilimiz iç kesimdeki ilçelerimiz birinci derecede deprem bölgesindeydi. Akkuş, Aybastı, Mesudiye gibi. Sahil ilçelerimiz ise üçüncü derecedeydi. Yeni yayınlanan haritada yine Ordu ili açısından pek değişen bir şey yok. Bölgelerimiz yine aynı hassasiyette deprem derecesinde. Fakat bu haritanın başka bir özelliği elektronik ortamda olduğu için vatandaşlarımız mahalle bazında, parsel bazında tek tek sorgulamayabiliyorlar bunu. Bunu e-devletten de yapabiliyorlar. Ayrıca bizim AFAD Başkanlığı gov.tr sitesinden de, internet sitesinden de buraya girebiliyorlar, sisteme bakabiliyorlar. AFAD Müdürü Osman Işık, Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulamasının oluşturulduğunu, yoğunluktan kaynaklı sistemin kilitlendiğini ifade etti. Bu yayınlandan itibaren aynı siz az önce bahsettiğiniz gibi soy ağacı sorgulaması gibi müthiş bir yoğunluk oldu. Vatandaşlarımız büyük bilgi gösterdi Türkiye genelinde. Şu anda sistem kilitlendi. Şu anda hizmet veremiyor. Daha sonra günlerde bu sistemi biraz daha geliştirip herhalde hizmet tekrar açılacak. Şu anda yeni bir güncelleme yapılıyor. Müdür Işık deprem konusunda Ordulu vatandaşları da uyardı. Özellikle yeni bina alırken vatandaşların depreme dayanıklı binaları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlarımızın burada yapması gereken olay şu. Yani oturduğu binanın, mahallenin depremselliği nedir? Nasıl bir mahallede oturuyorum, ben nerede oturuyorum diye en azından buradan sistemde şimdi çok rahat bir şekilde görüp içindeki kuşkuyu ve bilgiyi alabilecekler. Burada en önemli şey vatandaşlarımız yapması gerekenler bir yeni bina alırken deprem selini bir bakmaları gerekir. Ayrıca bu deprem haritası yanında ayrıca Türkiye bina şeyde çıktı, deprem bina yönetmeliği de çıktı. Bu yönetmeliğimiz de yayınlandı. Bu çok daha önemli. Yani yapılacak binalardaki depremsellikle ilgili, yapılacak inşaatlarla ilgili bir yönetmeliğimiz de değişti. Bir önceki yönetmelikteki eksik olan yerler de burada revize edildi. Asıl önemli olan konu bu. Burada binanın temelinden tutun, beton yapısına kadar, zemin etüdüne kadar ne yapılmış, nasıl yapılmış bunu araştırıp inceleyip bina alsınlar. Işık en son olarak vatandaşları deprem sigortası konusunda uyardı. Ayrıca bir de vatandaşlarımıza ben burada bir çağrı yapmak istiyorum. Yani bu çok önemsemiyor ama herkesin lütfen deprem sigortasını konutlarına yaptırması gerekiyor. Bu artık bir zorunluluk haline geldi yeni binalarda ama daha önceki alınmışlar binalarda işte vatandaşlarımız bunu yenilemiyorlar. Çok cüzi bir rakamla binasını deprem sigortasını yaptırabilirler. Buraya teşvik olması gerekir. Bence her şeye rağmen güvencesini sigortasını yaptırması gerekiyor. Evet, sadece deprem değil, fındıkta da risk devam ediyor. Evet, bir şarkı vardı biliyorsunuz, yine yeşillendi fındık dalları. Fındık dalları yeşillendi ancak bu sene hava şartları dolayısıyla mevsim normalinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla hava sıcaklıklarının erken yeşillendi. Biz de bunu haber merkezi olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arslan Soydan'a sorduk. Bizim adımıza sevgili Efe Şevçioğlu sordu. İsterseniz o haberi izleyelim. Yine kaldığımız yerden devam ederiz. 7. haber.
Mart ayının ilk günü kar yağışının etkili olduğu Ordu'da özellikle hafta sonu hava sıcaklıkları 25 derecelere kadar yükseldi. Ordu'da Mart kapıdan baktırmadın, kazma kürek yaktırmadı. Yeni haftada hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde ilerledi. Hal böyle olunca bahar mevsiminin ilk ayı olan Mart ayında fındık bahçeleri renklendi, dallar ise yeşillendi. Ordu'nun kıyı kesimlerinde fındık dalları yaprak açtı. Şu an için hava sıcaklıklarının etkili olduğu Ordu'da mevsimsel değişikliklere bağlı olarak hava sıcaklıkları da değişkenlik gösterebiliyor. Konuyla alakalı olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan TV52 haberi açıklamalarda bulundu. Şimdi tabii ki ya bölgemizde bir sıcak bir kış ayını geçiriyoruz. Son zamanlarına doğru yaklaştık. Türkiye'de sıcak bir hava var. Ama şu anda tabii ki yani süreçte de bu sıcak havanın etkisiyle beraber fındık bahçelerimiz şu anda yeşillendi. Yani özellikle sahil kesimler, orta kesimler tamamıyla yeşillendi. Artık yapraklar açtı. Yüksek kesimlere doğru da açmaya başladı. Tabii ki önceki yıllara baktığımız zaman yani 2004 yılına, 2014 yılına baktığımız zaman daha don olan tarihler gelmedi. O açıdan geçti diyemeyiz. İnşallah bir don tehlikesiyle karşı karşıya gelmeyiz ama şu anda risk devam ediyor. Çünkü en azından Nisan'ın ilk haftaları geçmesi lazım. Soydan fındıkta tehlikenin sadece don riski olmadığını, özellikle fırtına ve doğal afetlerin fındık için büyük risk yarattığını söyledi. Baktığımız zaman da şu anda sanki bir don hadisesi olmayacak gibi bir görünüm var. Ama tabii ki fındığın derdi sadece, fındığın sorunları sadece don olayları değil. Fındık harmana gelene kadar birçok afet olaylarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Baktığımız zaman bir fırtına, özellikle fındığın tam dolgunlaştığı zamanlarda fırtına olayları var, dolu olayları var. Bunlar önemli ölçüde fındığa zarar veriyor. Ayrıca tabii kışın mesela işte çok sıcak geçmesi, kış aylarının baharın da yazın da büyük ihtimalle bir kurak mevsimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da fındığımız için önemli bir afet diyebiliriz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Soydan son olarak üreticileri tarım sigortası konusunda uyardı. Elimizden tabii kuraklığa, doluya, sele yapacak olduğumuz bir şey yok. Ama üreticilerimiz özellikle don olayına karşı, sel ve fırtınaya karşı, doluya karşı sigorta yaptırdılar. Bu senede rakamlar iyi, ciddi şekilde üreticilerimizin bir talepleri var. Ama da bir kuraklığa yapacak oldukları bir şey yok. Ama şunu yapmamız lazım. Kesinlikle fındığımıza bu aylarda iyi bakım yapmamız lazım. Yani fındığımızın o afet olaylarına, özellikle kurak geçen bir yaz dönemine karşı en azından şimdiden bakımlığını, yani bu aylarda yağan yağmurlardan o gübre gücünü, o bakım gücünü bahçelerimize, bu fındık dallarına vermemiz lazım. Don gelecek nesiller arasında pek umursanmayacak. Çünkü yapılan bir araştırma var Giresun'da, Giresun Araştırma Enstitüsü'nce. Evet, soğuğa dayanıklı fındık dalları üretilmek için soğuğa dayanıklılığı test edilerek yeni genotipler oluşturuyormuş. Onunla ilgili bir haberimiz var. 8. haber olarak girmiştik. Onu ekranınıza getirelim, sonra devam edeceğiz. Fındık Araştırma Enstitüsü'nce fındık çeşitlerinin soğuğa dayanıklıkları test edilerek belirlenecek genotiplerden yeni bir çeşit ortaya çıkarmak üzere çalışma başlatıldı. Enstitünün fındıkta soğuklara dayanıklılık projesi kapsamında 4 yıl sürecek çalışma sonucunda belirlenecek soğuğa dayanıklı yeni çeşit ile üreticilerin don mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aynur Akar yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin fındık tarımını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dünyada tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği de tüm meyve türlerinde olduğu gibi fındık tarımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da nasıl? Özellikle kış aylarında mevsim sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması, ilkbahar geç donlarının yaşanması, yağmurların düzensiz yağması, yaz aylarında sıcaklıkların fındık için istenilen düzeyden çok daha fazla olması kaliteyi olduğu gibi verimi de önemli ölçüde etkilemekte.
Mevsimsel değişikliklerin fındık üzerinde son derece etkili olduğunu belirten Akar, özellikle kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması, ilkbahar geç donlarının yaşanması, yağmurun düzensiz yağması ve yaz aylarında görülen aşırı sıcaklıkların hem kaliteyi hem de verimi düşürdüğünü anlattı. Fındık materyalini soğuğa dayanımlarını test edeceğiz. Yani böylelikle soğuğa en dayanıklı veya en hassas fındık çeşidini veya genotipini bulmuş olacağız. Bununla birlikte fındıkta soğuğa dayanımla beraber fındık bitkisinin içindeki içsel faktörler dediğimiz biyokimyasallar, bitkide mevcut bulunan hormonlarla soğuğa dayanımında ilişkisini araştırmış olacağız. Proje ile soğuğa en dayanıklı fındık çeşidini veya genotipini bulacaklarını ifade eden Akar, bu genotipler üzerinde ıslah çalışmaları yaparak üreticiyi mağdur eden ilkbahar geç donlarına karşı yeni bir fındık çeşidi ortaya çıkaracaklarını söyledi. Projenin nihayetinde dayanıklı bulduğumuz genotiplerden veya fındık çeşitlerinden kullanılmasıyla birlikte ıslah çalışmaları yapacağız ve üreticimizi mağdur eden, verim düşüklüğüne sebep olan özellikle ilkbahar geç donlarına karşı dayanıklı yeni bir çeşit ortaya çıkaracak. Aysun Akar gözlemleri sonucu Gen Bankası ve fındık çeşitlerinden elde ettikleri 22 farklı fındığın yanı sıra yüksek rakımlarda yapacakları gözlemlerden elde edilecek fındıklarla yaklaşık 30-40 farklı fındık bitkisini incelemeye planladıklarını bildirdi. Bunda inceleyeceğimiz yaklaşık 40 tane farklı materyal var. Biz bu materyalin hem dinlenme döneminde yani kış aylarında Aralık ayı gibi hem de dinlenmeden çıktığı ilkbahar döneminde Mart aylarında yaprak tomurcuklarının uyanma döneminde iki ayrı dönemde soğuk ortamda ve eksi birden başlayarak eksi altılara yedilere kadar düşüreceğimiz soğuk iklim dolaplarında bu materyallerin dayanıklılıkları test edilecek. Evet, gelecek nesil üreticiler için müjdeli bir haberdi. Onu ekranlarınıza getirdik ve bizim de bu arada verilen sürenin sonuna geldik. Az sonra reklamlar gelecek. 2 saat boyunca yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Ulusal ve yerel gazeteleri manşetlerinden bir göz atıp yerel haberlere baktık. Sevgili Ümit Atabay yine yoktu. Köşe bucak geziyor bugün de Ankara'da. Sanırım yarın gelecek, sizlerle birlikte olacak. Olmasa yine bir gün daha sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, iyi kalın.